Aslında Mayıs-Haziran aylarında çok doluluk olarak beklediğimiz seviyelerde olmadı. Temmuz ayı itibariyle bir hareketlenmemiz söz konusu. Bakıldığında geçen seneye oranla %20, %30 bandında gelen turist sayısında bir şey var, artış söz konusu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Ağustos'un 20'si bu tarihlerde Orta Doğu turistlerinin okulların açılmasıyla beraber günlük 35 olan dış hat uçuşlarımız 26-27'lere kadar düştü. Dün 27 uçuşumuz vardı. Bugün 26 dış hat uçuşumuz gerçekleşti. Yani bakıldığında ortalama %20'lik bir düşüş söz konusu. Bunu Eylül ayı itibariyle de %40 olarak öngörüyoruz. Eylül sonu itibariyle. Fakat burada panik havası yaratmak çok doğru bir söylem değil. Yumuşak bir geçiş gerekiyor. Bunlar öngördüğümüz düşüşler. Ortalama 1 milyon 500 bin bandına göre yerli yabancı turist geldi. Bunu tabii özellikle Orta Doğu nezdinde çok fazla. Bunun büyük bir çoğunluğu Suudi Arabistan, Katar, Dubai ülkelerinden gerçekleşti. Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya'dan haftanın 4 günü direkt uçuşlarımız var. Tabi bu biraz gurbetçi nezdinde de gelişler var. Ama bu bağlamda Fransa nezdinde de gelen turistlerimiz var. Avrupa'ya bakıldığı zaman küresel çapta turizm destinasyonu haline gelen ülkemizin aslında 12 ay olarak ürünlerimiz olması gerekiyor. Buna çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda da biz TÜRSAP Doğu Karadeniz BTK olarak bununla alakalı bazı çalışmalar yapıyoruz. Burada kurumlar arasındaki güç birliği çok önemli. Bunu çok değerli kılıyoruz. Güç birliği yapmamız gerekiyor. Belediyelerle olsun, valilik nezdinde, turizm il kültür müdürlüğü nezdinde, üniversiteler nezdinde güç birliği yapmamız gerekiyor. 2024'ü şimdiden konuşmamız gerekiyor. Doğruları yanlışları nelerdir, neleri doğru neleri yanlış yapıyoruz, bunları tartışmamız gerekiyor.